tesettürüne çok dikkat eden bir hanımefendi kardeşimiz belli. Peçe takmak istemiş ama eşi bu duruma razı olmamış. Çünkü kadınların yüzünün helal olduğunu söylemiş. Yani bunun açık kalmasına dinen bir mahsur yok. Şimdi Ayşe Hanım da muhtemeldir ki eşinin söyledikleri doğrultusunda hareket edecek. Peki takıp çıkarttığı için acaba bir günaha girmiş olur mu? Şimdi kadınların tesettüründen bir iki cümleyle bahsedelim. Buyurun hocam. Sonra kişiselleştirelim. Buyurun hocam. Yani Nur Suresi 31. ayet hanımefendilerin tesettürüyle ilgili genişçe uzunca bir ayettir. Orada Cenab-ı Hak ayetin bir noktasında وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا. Kadınlar وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ ziynetlerini göstermesinler اِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا. Ancak açıkta kalanlar müstesna. Burada ziynet işte onun ziynetten maksat ziynetin takıldığı yerdir. Farklı yorumlar var o tekniğe girmeden. Bu bakımdan alimler özellikle Ebul Müfessir'in kabul edilen İbni Abbas bu ayeti kerimeyi yorumlarken buyuruyorlar ki burada وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا زَهَرَ illa'dan sonra gelen müstesna şudur. Yani eller ve yüz hariç. Yani dışarıda kalan kişinin bunların dışında ayaklar konusunda farklı rivayetler vardır. Bu el ve yüzün açık olmasında aşağı yukarı bütün mezhepler ittifak etmiştir. Dolayısıyla hanımefendinin diğer tesettür kurallarına uymak şartıyla eli ve el ve yüzün açık olması cumhurun kanaatidir. Farklı rivayetler vardır. Fitne varsa işte bunlara da dikkat etmek gerekir falan. Ölçü budur. Bu ölçüyü biz ifade ediyoruz. Bunun dışındaki tercih kardeşimiz.